Canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta reddetmeye ısrarlıydılar adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz genelde salı günleri bu Sade Sazım'la serisini devam ettiriyorum. Lukas suresini takip ediyoruz. Sonra Perşembe günü Gönülden Gönüle serisini devam ettiriyordum. Şimdi düşündüm, taşındım, bir değişiklik yapayım. Hep Sade Sazım'la devam edelim bir ara. Şimdilik en azından. Gönülden Gönüle de biraz ara vereceğiz. Biraz daha ilerleyelim Lukas suresinde. Şimdi neredeyiz? Lukas suresinin 11. bölümündeyiz. Biliyorsunuz İncil'in surelerinin bölümleri var. Uzun çünkü. Bu 11. bölümünde Şahımız İsa bir şey anlatıyor kendi nesli hakkında. Şimdiki nesil kötü bir nesil. Kötü kalpli bir nesil. Habis bir nesil. Kötü niyetli. Hep haktan mucizevi bir keramet göstermemi talep edip duruyor. Ama onlara Yunus'un alametinden başka alamet göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Yunus'un başına gelenler Ninova halkı için Hakk'ın ona gönderdiğini gösteren şaşılacak bir alametti. İnsanoğlunun başına gelecekler de aynı şekilde bu nesil için alamet olacaktır. Hesap günü sabah melikesi bu nesille birlikte kalkıp aleyhine ifade verecek. Bu nesli mahkum edecek. Çünkü melike Süleyman'ın arif sözlerini dinlemek için çok uzak bir diyardan, dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Halbuki şimdi tam önünüzde Süleyman'dan daha üstün bir insan var da siz onu duymamazlıktan geliyorsunuz. Hesap günü Ninova halkı, Musul biliyorsunuz Ninova, Ninova halkı bu nesille birlikte kalkıp aleyhine ifade verecek. Bu nesli mahkum edecek. Çünkü Ninovalılar Yunus'un öğüdünü duyunca tövbe ettiler. Halbuki şimdi tam önünüzde Yunus'tan daha üstün bir insan var ve siz görmemezlikten gelerek bir türlü tövbe etmeyi tenezzül etmiyorsunuz. Yani kötü bir nesil. Hep alamet, keramet istiyorlar. Alamet, keramet geliyor. Yok, başka bir tane daha olsun. Onu beğenmedik. Bir daha falan gibilerden olmaz. Ve bir deyiş çıktı ortaya. İnşallah seversiniz. Şahisa'nın nesli kötüydü, reddetmeye kararlıydılar. Şahisa'nın nesli kötüydü, reddetmeye kararlıydılar. Nesli keramet peşindeydi, reddetmeye ısrarlıydılar. 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 O nesle delil verildiydi, Yunus'un o alametiydi. O nesle delil verildiydi, Yunus'un o alametiydi. Başka delil verilmediydi, reddetmeye meyilliydiler. Başka delil verilmediydi, reddetmeye meyilliydiler. Başka delil verilmediydi,
reddetmeye meyilli dile, başka delil verilmedi dil, reddetmeye meyilli diler. Yunus Ninova'da her cana bir alametti anlayana, Yunus Ninova'da her cana bir alametti anlayana, şah da alamettir cihana, reddetmeye inatçıydılar, şah da alamettir cihana, reddetmeye inatçıydılar, şah da alamettir cihana, reddetmeye inatçıydılar, şah da alamettir cihana, reddetmeye inatçıydılar. Kervanım şah İsa alamet, o gösterdi nice keramet, kervanım şah İsa alamet, o gösterdi nice keramet, halbuki nesli buna inat, reddetmeye ısrarcıydılar, halbuki nesli buna inat, reddetmeye ısrarcıydılar, halbuki nesli buna inat, reddetmeye ısrarcıydılar, halbuki nesli buna inat, reddetmeye ısrarcıydılar. Evet, İsa'nın nesli öyleydi. Reddetmeye kararlıydılar, ısrarlıydılar. İlle de reddedeceklerdi. Tövbe etmeye tenezzül etmediler. Biz öyle olmayalım. Kalbimizi hep yumuşak tutalım. Tevazu, sevgi, barış. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.